Hawking 8 Ocak 1942 yılında hayata gözlerini açmıştır. 8 yaşındayken Londra'dan 20 mil uzaklıktaki Albans'a gitti. 11 yaşında Albans okuluna kayıt oldu. Buradan mezun olduktan sonra babasının eski okulu Oxford Üniversitesi Koleji'ne devam etti. 3 yıl sonra doğa bilimlerinde 1. sınıf onur madalyasıyla ödüllendirildi. Hawking sonra kozmoloji üzerine çalışmak üzere Cambridge'e gitti. O zamanlar Oxford'da evren bilimi üzerine çalışma yoktu. 1973'te Gökbilim Enstitüsü'nden ayrıldıktan sonra Hawking, uygulamalı matematik ve kuramsal fizik bölümüne geçti. 1979'dan sonra matematik bölümünde Lucasian matematik profesörü oldu. Hawking, evrenin temel prensipleri üzerine çalıştı. Einstein'ın uzay ve zamanı kapsayan genel görelilik kuramının Big Bang ile başlayıp kara deliklerle sonlandığını gösterdi. Bu sonuç, kuantum mekaniği ile genel görelilik kuramının birleştirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu, 20. yüzyılın ikinci yarısının en büyük buluşlarından biriydi. Bu birleşmenin bir sonucu da kara deliklerin aslında tamamen kara olmadığını fakat radyasyon yayıp buharlaştıklarını ve görünmez olduklarını ortaya koyuyordu. Diğer bir sonuç da evrenin bir sonu ve sınırı olduğuydu. Bu da evrenin başlangıcının tamamen bilimsel kurallar çerçevesinde meydana geldiği anlamına geliyordu. Stephen Hawking, 1960'ların başında 21 yaşındayken ALS hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla %80'ini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti. Kitapları 40 dile çevrildi ve Cambridge Üniversitesi'ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuvarını geliştirecek kadar da sattı. Kitabı Ceviz Kabuğundaki Evren'de dünyanın büyük bir felaket ile karşı karşıya kalabileceğini belirterek uzayda insan kolonileri kurulmasını gündeme getirmişti. Milyonlarca satan Zamanın Kısa Tarihi, Büyük Patlamadan Kara Deliklere kitabı Hawking'e asıl şöhreti getirmişti. İlk kitabının yayımlanmasından bu yana gerçekleşen önemli buluşların ardındaki sırrı açığa çıkaran Ceviz Kabuğundaki Evren, zamanın kısa tarihinin bir devamı sayılabilir. 2012'de Büyük Tasarım adlı kitabını çıkarmıştır. Birçok madalya ve ödüller de almıştır.